Çünkü diyor şimdi meslekten tarihçiler ama tarihsel gerçekler böyle değil filan diyor. Şimdi bizim Almanca'da da Geschichte de diyoruz diyor. Hegel Almanca'yı da çok seviyor. Biz Almanca'da Geschichte de diyoruz diyor. Geschichte de biliyorsunuz Almanca'da hem hikaye demek hem de olan biten şey demek. Tam diyor süper diyor yani Latince'deki o işte şey yani res gestae olan bitenler ve historia olan bitenlerin anlatılması, sayıp dökülmesi. Bizim Almanca'da şansımıza diyor denk gelmiş. Tarih demek hem hikaye anlatmak demek hem de olan biten demek. Şimdi bu tarihçiler tarihsel malzemeye sadık olduklarını ileri sürüyorlar. Aslında diyor istesem ben de söylerim. Acayip tarih biliyorum diyor. Tarihsel malzemeye sadık olduğumuzu ileri sürebilirdik ama sıradan tarihçi belgelere sahip olsa da düşüncesi bakımından edilgin değildir. Kendi kategorilerini birlikte getirir ve varlıklara bu kategorilerin içinden bakar. Siz zannediyorsunuz ki ben her şeye a priori yaklaşıyorum. Dünyaya yapıştırdığım kavramlarını öyle istiyorum. Tarihçiler de gerçeği anlatıyorlar falan. Şimdi bu tabii postmodern tarihçilikte çok açığa çıkmış bir şey. Bir postmodern tarihçi bu Hegel'in böyle laflar söylediğini söylese aslında görünce şaşırabilir. Çünkü Hegel diyor ki, yani rerum gestarum, res gestae yani olan biten şeyler bir anlatı içerisinde ifade ediyor. Dolayısıyla tarihçi hiçbir zaman saf olarak tarihe yaklaşmaz diyor. Siz de zaten kategorilerinizi getiriyorsunuz diyor. Dolayısıyla ben de kategorilerimi getiriyorum. Ama siz paldır küldür farkında olmadan getiriyorsunuz. Ben farkında felsefi dünya tarihi yapıyorum. Çünkü diyor tarihe baktığımızda çok renkli bir birikim var. Yani insan tabii ki diyor mesela tarihe baktığında üzülüyor. Kötüye bir gidiş görüyor. Yani bu yıkıntılar arasında diyor yas tutmadan kim dolaşabilir? Şimdi bu olan bitene baktığımızda res gestae, felaket, yıkımlar, tarihte iyi olan her şeyin iyi insanların hep kötülükler görmesi. Bunun karşısında diyor doğulular bu bitmez tükenmez acı karşısında önünden yana tavır aldılar. Yani sürekli yaşamın devri daimi ve arzuların bitmez tükenmez bu dünyanın berbat ilerleyişi karşısında önünden yana tavır aldılar ve devri daimi esas aldılar diyor. İşte ruh göçü olsun, işte kas sistemi olsun, Çin sistemindeki o döngüsellik yin yang olsun. Yaşamı, ilerlemeyi, gelişmeyi görmek istemediler. Dediler ki ya bu bitmez tükenmez bir beladır. Dünya hayatı hep aynı şey. Batılılar için ise Çin yalnızca gençleşmiş olarak doğmaz, aynı zamanda daha incelmiş ve yükselmiş olarak doğar. Bizim doğudan farkımız budur diyor. Evet, bütün bu yıkıntılar, bela, kan revan var ama burada bir değişim var. Hegel diyor ki doğada değişim yoktur. Doğada tarih yoktur diyor Hegel. 1830 yılındayız. Türlerin kökeni daha yayınlanmamış. Dünya şey tartışıp duruyor o zamanlar bilim dünyası. Biyolojik gelişme nasıl oluyor? Kalıtım nasıl oluyor? Hegel'in meşhur hatalarından bir tanesidir. Açık açık söylüyor. Doğada türler değişmez diyor. Maalesef bu konuda yanılıyor. Doğada türler değişiyor. Çok biyolojisinin kesin bir gerçeği. Ama kafasında böyle bir şey var. Ve bütün kurgusu bunun üzerine. Doğada değişmezlik var. Ölümden doğan yaşam yine bir bireydir ve yine tineler. Ben dedim ya Hegel'e bütün bu eleştirileri getirseniz fikrinden vazgeçer mi? Muhtemelen vazgeçmez. Hegel'e Darwin'i getirin. Al işte abi türler değişiyormuş deyin. Hiç rahatsız olmaz bundan. Ve der ki doğada tarih yoktur. Hala devam ediyorum. Collingwood falan bunu çok güzel açıklar tarih felsefesinde. Ben bunun neden böyle olduğunu şu kitapta Yaşamın Metafiziği Hegel'de Doğa, Tarih ve Alışkanlık. Bu kitapta çok uzun açıkladım. Hegel diyor ki doğada tarih olmaz. Çünkü doğada türler vardır. Bireyler yoktur. Tür yine aynı şeyi getirir. Yani koyunlardaki ilerlemenin koyunların içinden çıkmış bir kralın değişimiyle koyunlar bambaşka bir şeye dönüşmez yani. Bir koyun gidiyor, bir koyun geliyor. Koyunlar devam ediyor yani. İnsan böyle değil diyor ama Hegel. Doğada ilerleme olmaz. Türlerin devamlılığı olur diyor. Yani bir değişim vardır doğada. Ama bu değişim ya devri daimdir ya da şeydir, saçılmadır böyle. Yani bir aynı şeyin kendi üzerine katlanarak devamlılıkla
ilerlemesi değildir. Dinde ise değişim bir ilerlemedir. İşte doğullar bunu göremiyor. O nedenle doğulları genelde doğa ve hayvan düzeyine indirgeyecek eğer buradan yola çıkarak. Yani bir, dünyada olup biten şeyler var ve bu olup biten şeyler öylece olup bitmiyorlar. Bunların bir her olup biten saklanıyor ve bu bir değişime sebep oluyor. Bu değişim geriye dönüş oluşturmuyor. Aynı işte insanların yaptığı şeyler, işte insan hep aynı falan. Böyle bir şey değil. Hegel hiç böyle görmüyor. Yani İnsanın azgın tutkuları, bu bitmez mi çile falan. Böyle görmüyor. Yani bunu, bu bütün dövüş, itiş kakışın, bütün bu dövüşün nihayetinde kendi kendini işleme, kendini malzeme kılma ve bir etkinlik olduğunu düşünüyor. Az önce akıl dedik ya, sonsuz form, kendi kendini işleme. İşte akıl varsa böyle bir şey. Dolayısıyla bir değişim var. Ve bu değişim sürekli kendi kendini işlemeye doğru dönüşen bir değişim. Yani bir ilerleme var. İlerlemeci tarih anlayışının arkasında yatan fikir bu. Doğada diyor canlanma, gelişme, aynı şeyin yenilenmesidir. Hayvan büyür ama cisimsel olarak büyür. Hep aynı döngüyle gelen sıkıcı bir tarihtir diyor doğa. Burada konuları çok haklı değil. Yani özellikle çağdaş biyolojiyi çok şey yapmıyor ama yine de hani moleküler biyolojiyi bile düşünseniz, varyasyonlar bile olsa sürekli yazılım genetik bir sürekli tekrar etme süreci var. Ama tinin değişimi başka biçimlerde gitme ve özünde ilerlemedir. Kendi kendini işleyen tin olumsuz yanıyla kendine dönerek kendini yeni bir şey yapar. Şimdi geldik tin kavramı. Tin kendini olumsuzlayarak kendini yeni bir şey yapar. Tin dönüşerek kendini bilmeye çalışır. Amacı kendisindedir. Bu da son elek kavramını getirir. Şimdi oraya döneceğim ama önce bu tini anlatayım size. Ve çok yordum sizi. Az bir şey daha anlatıp durmam lazım artık. Tin kavramı, Geist. Ben bunu yine bu kitapta, bu da benim kendi tanımım. Reklam yapıyorum ama ölümü içine alan yaşam olarak tanımladım. Çünkü bu Hegel'in ne anlatmak istediğini Geist'ten anlamak için bence en precise, böyle en özet tanım. Çünkü Hegel diyor ki, bakın, yaşam sürekli bir tekrardır. Doğa sürekli devam eden bir şeydir. Doğada türler vardır. Bireyler önemli değildir. Ama ben ne dedim diyor, akıl esas olarak tekil, evrensel ve partiküllerin bir arada kavranmasıdır. Yani tür, birey ve şu arada yaşayan kişi. Bu üçünü bir arada tutacak bir yaşam formu lazım. Ama diyor, doğada birey öldüğü zaman kaybolur gider. Telef olur yani. Bir tavuğun ölümü büyük bir ölüm değildir. Yani acı çeker, yaşar, onda da bütün şeyler vardır. Öznellik vardır, düşünce bile vardır diyor. Ya tasarım bile vardır. Düşünce var değil mi? Tasarım. Hani bir şeyleri, zeka falan vardır onlarda. İnsana dair pek çok şey hayvanlar da yaparlar. Ama öldüğünde biter o. Bir evrensele katılmaz. Doğaya geri dönmüş olur. Sonsuz devri daime geri döner. Dolaysız tekilliğin yitip gitmesi bireyin ölmesidir. Ben buradayım, bu dünyada yaşıyorum, dünyadayım. Dünyayla bir ilişkim var, organik bir canlıyım. Ama öldüğümde bütün bu ilişki bitiyor. Bununla birlikte organik, yani şeyle beraber, ölmeyle beraber doğa nihayete erer. Yeni bir doğa başlar. Doğa devam eder. Kaybolup gidersin. Çünkü bireyin ölümüyle tür kendisine geri gelir. Öyle ki kendisine nesne olur. İşte bu tinin varlığa geri gelmesidir. Yani diyor ki, normalde ölüm mukadderdir. Doğada her canlı doğaya gelir, bir özne olur, sonra doğaya geri döner. Ama tin dediğimiz şey, bilinç veyahut da direkt bilinç de demeyelim ama manevi yaşamda, bizim şey yaşamımızda, insan yaşamında diyelim özellikle, ölümün kendisi yaşamla sınırlanmış değildir. Yani siz öldüğünüzde yaşamınız tükenmiş olmaz. Ölümü yaşamın içine dahil edebilirsiniz. Çünkü tin demek, bunu Philosopher of Spirit'in başında söylüyor.
Sin bu güce negatif ile yüz yüze gelerek, onunla uğraşarak ulaşır. Ölümle uğraşmak, yaşamı tekrar varlığa döndüren mucizevi Çünkü ben kendimi kendim olmayan, yok şeklinde, dolaysızlığımın dışında düşünebiliyorum. Hegel onun için benlik kavramına çok önem veriyor. Bakın de, ben ne dedim? Ben bu dolaysızlığımı aşabiliyorum. Çünkü ben kendime ben diyorum. Şuradaki fiziksel varlığımın dışına çıkıp onu olumsuzlayıp onu kendime nesne yapıyorum. Kendimi kendimin konusu yapabiliyorum. Kendi ölümümü düşünebiliyorum. Kendi mahvımı düşünebiliyorum. Kendi yokluğumu düşünebiliyorum. Ve bunu bir arada kavrayabiliyorum. Bunun üzerine düşündüğümde daha da güçlü oluyorum. Değil mi? Kendinin yokluğunu düşündüğünde, kendi hiçliğini düşündüğünde, kendini kendisine nesne kıldığında ve bundan korkmadığında, bu negatif güce, ölümün gözünün içine baktığında diyor Hegel, insan yaşama geri döner. Bu bize tekrar daha güçlü bir yaşam sağlar. Ben kendimi kendime nesne kıldığımda, kendi yokluğum, yani çünkü hayvan diyor, kendisini kendine nesne kılamıyor. Kendi yokluğunu düşünmez. Ya da kendini dışsallaştıramaz. Kendini dışsallaştırma ne demek? Yaşamdayken içselliğini dışarı çıkarma. Düşüncelerini bir eve, bir yazıya, bir esere, bir şeye çevirme. Kendini öldürme aslında. Bizim bütün gayretimiz ne? Bir eser ortaya koyma. Yani yaşamdayken yaşam olmayan bir şey üretme. Kalıcı bir şey. Bizim tüm canlılığımızı, kıpır kıpırlığımızı donuk, donmuş sistem, yani benim dışında bir sisteme, bir dünyadaki bir akla, bir bütüne katma. Biz ölümü böylece yaşamın içine almış oluyoruz. Yapıtlarımda yaşıyorum falan diyor ya insan yani. Bir eserde, bir camide, bir bilmem ne, bakın bütün canlı yaşamı bir ölü bir şeye aktarıyor. Böylece artık ötekini öteki kılmamış oluyoruz. Ben kendimi bir eserde açığa çıkarmış oluyorum. Kendiliğim ötekine doğru dönmüş oluyor. Ama artık o taşı da o taş olarak bırakmıyorum çünkü o taşı bir ev yaptım, bir cami yaptım, bir kilise yaptım. Onu da kendime çevirmiş oldum. Dünyayı da kendime doğru çevirmiş oldum. Ve artık dünya bana dönmüş olarak, ben de dünyaya dönmüş olarak. Yaşam ölüme, donukluğa, donukluk da yaşama dönmüş olarak var oluyor. Böylece ötekiliği kendi içine dahil etme, yani kendini dışsallaştırma. Kendi içimdeki fikirleri kendimi dünyaya aksettiriyorum. Bir oda tasarlıyorum, bir eser yapıyorum, ortaya bir şey koyuyorum, bir emek yapıyorum ve kendimi dışsallaştırıyorum. Ent ausiyorum, kendimi dışa açıyorum. Ve böylece orayı bir bahçe yapıyorum emek yoluyla. Bir taşı bir eser haline getiriyorum. Dışsal olanı da kendime çeviriyorum. Ve bunu saklıyorum. Bu gene bir kelime oyunu. Erinnerung, Almanca. Hatırlama demek. Ama aynı zamanda inner hale getirme. Saklama, içeri alma demek. Dışarıda olanı içeri alma. Yani hafıza demek. Yani aslında tarihselleştirmek demek. Yani bir aktivite, bu aktivite ne? Ötekiliğin kendine, kendiliğin ötekine dönüşme aktivitesi. Yani sonsuz bir eylemlilik bu. Ve böylece dünyanın yabancılığını ortadan kaldırma, ölümün yaşamı olan yabancılığını ortadan kaldırma ve böylece aslında yaşamın en korkutucu yanını, ölümü yabancı olmaktan ve başka olmaktan çıkarma. İşte bu Tin'in yaşamıdır. Ve bu işte özgürlüktür. Çünkü Hegel'e göre özgürlük başkalığın, yabancılığın ortadan kaldırılmasıdır. Şimdi ben bunu üç düzeyde yapıyorum. Subjektif tin düzeyinde bu consciousness. Ben bilinç sahibi olduğumda dış dünyayı kendi içimde yansıtmış oluyorum ve bilinçli oluyorum. Öznel tin, nesnel tin düzeyinde gerçek bir dünyada, reel dünyada kendimi tanıyorum ve dünyanın mantığını, toplumun mantığını anlamış oluyorum. Bu ratio intellectus, akıl dediğimiz şey. Ve insanlığın genel mantığını, yani bireylerin ve devletleri de aşan, bütün insanlığın faaliyetlerini, yani bilimi, sanatı ve dini anladığımda da spiritus,
Absolut spirit, mutlak yaşama anlamı şöyle. Aslında hep aynı şeyi yapıyorum. Ötekinin sınırlarını. İlk başta kendimi tanıyorum. Bilinç. Dünyayı kendim olarak biliyorum. Bu bilinç. Diğer insanlarla bir arada varlığımı tanıyorum. Töre, sosyal yaşam ve devlet. Daha sonra insanlığın değerlerini tanıyorum. Din, bilim ve sanat. Aslında bütün bunlarda hep kendimi bir başkayla ilişkiye sokup kendimi bilmiş oluyorum ve bir eylemlilik, sonsuz bir faaliyet içindeyim. Dolayısıyla da özgürleşmiş oluyorum. Dolayısıyla Hegel diyor ki işte, dünya tarihi böyledir aslında. İşte kendi kendini tanıma süreci. Dinin amacı onun etkinliğidir. Bir şey ortaya koymak değil, sonsuz bir şekilde eserleriyle kendini tanımak. Sürekli yıkıp yeniden yapmak. Tinselliğin doğası soyut bir şeydir, canlıdır. Genel bir bireydir, özneldir ve kendini kendi içinde belirler, karar verir. Yani kendisini kendine nesne kılmadır din. Burası çok önemli. Kendini kendine nesne kılmadır. Hayvan bir bütünlüğe ulaşabilir ama kendisini kendisine nesne kılmaz. Özne ya da tinsellik, gaş demek kendini kendine nesne kılabilmek demek. Kendini nesne kılarak, kendi üzerine katlanarak bunu anlayabilmek demek. Bunu anladığında da özgürleşmiş olursun. Çünkü kendi doğasına göre davranmış olursun. Kendi kendiyle ilişki kurma. Hegel buna bei sich selbst diyor. Kendi evinde kalma, kendiyle beraber olma. İşte özgürlük budur. Çünkü diyor Hegel, özgürlük yabancı bir dünyada kafasına göre davranmak demek değildir. Özgürlük tanıdığın bir dünyada, sana yabancı olmayan bir dünyanın içinde uyum içinde davranabilmektir. Bu özgürlük işte. Din demek olmuş bitmiş bir şey demek değildir. Bu eyleyen bir şeydir. Özü eylemdir. Die Tätigkeit, eylem. Ve eylemin sonucu ne olur? Kendi kendisini üretir. Din özünde kendi etkinliğinin sonucudur. Etkinliği de nedir Hegel dediği şey? Olumsuzlamak. Kendi kendine dönüşmek. Doğrudanlığı, doğallığı açmak. Verili olanı açmak. Böylece ölümü açmak aslında. Ölümü aşmak, doğallığı aşmak. Çünkü doğallık ölümle sınırlanıyor. Sonluluğu aşıp sonsuzluğa ulaşabilmek. Ve böylece sonluluğun içindeki sonsuzluğu keşfetmek. Kendine geri dönerek. Yani o sonsuz aktivite diyor da kendi kendini devamlı biçimlendirebilme. Kendine kural koyabilme. Kendi kendini üretmek. Kendi kendini nesne yapmak. Kendini bilmek. Çin'in işi işte böyledir. O zaman şimdi bu cümleye geldiğimizde üçüncü kategori diyor ki akıl demek diyor son erek demektir. Dünyanın bir amacı vardır. Neymiş dünyanın amacı? Tim kendini dönüştürerek kendini bilmeye çalışır. Amacı kendini tanımaktır. Dünyanın son ereği budur. Anticipate diyor işte. Dünyanın son ereği. Şimdi bunlar işte ilk bakışta baktığımızda uydurma kavramlar gibi var. Dünyanın bir amacı var, her şey bir yere gitmeye çalışıyor falan filan. Tim bunları yönetiyor, akıl her şeyi yönetiyor filan. Ama söylediği şey bu aslında. Yabancılığı, ötekiliği ortadan kaldırmak. Ölümü yaşamın içine alarak yeni bir yaşama, daha üst bir yaşama ulaşmak. Yani ölümden kaçıp ölüme sığınmak, yaşamı sonlandırmak, işte doğulu düşüncesi diyor buna. Yaşamı ölümün içine gömmek değil. Canlı, dinamik, daha umutlu bir şekilde, yeniden eylemli bir şekilde, kendi yaptığını da yıkarak yeniden inşa ederek ve böylece aslında dolaysızlığı, ben buyum demeyi açmak ve böylece kendini daha da iyileştirmek. Dolayısıyla eğer diyor maddenin özü yer çekimi ise, neden maddenin özü yer çekimi diyor? Çünkü sistemde bir akıl var. Yer çekimi bütün sistemi bağlayan bir şey. Tinin özü de özgürlüktür diyor. Özgürlüğün tin için tek doğru olduğu yolundaki bilgi spekülatif felsefenin bilgisidir. Yani benim çözümüm bu diyor aslında. Şimdi insan tinsel bir varlıktır. Çünkü kendi kendisini nesne kılabilir, kendi kendini olumsuzlayabilir, kendi kendisini yapabilir. Eğer böyle bir şeyse kendi kendisini yapma, başkalıktan kendine dönme, bunu hatırda tutabilme, yani o andaki dolaysızlığa bakmak değil de bunu tutabilme. Bu tuttuğuyla yeni bir şey yapabilme. Tutabilme derken işte tarih burada var. Dışsallaştırma kendini. Ama bu sadece tarih değil. Buraya bir ev yaptın, bu tarih değil. Bunu koruyabilme, bunu erinnerung, bir hatırlama. Yani dışarıyı içe alıp ona kendi rengini verme.
ve kendini dışarıyla beraber biçimlendirme ve böylece sonsuz bir faaliyet halinde, sürekli bir dönüşüm halinde olma süreci, kendini yakalama süreci, işte bu özgürlüktür diyor. Ve T'nin özü özgürlüktür diyor. Kendinin bilincine varma işte özgürlüktür. İnsan böyle bir şeyse, insanın bütün dünyadaki faaliyeti durmak bilmez bir faaliyetse, tarihinde bir amacı vardır o zaman. Tarihin amacı özgürlüğün açılmasıdır. Ve bunu da yöneten tindir. Çünkü tin demek kendini tanımak demektir. Çünkü hayvan bunu yapamaz. Hayvan sadece büyür diyor. Olması gereken şey olur. Şimdi diyor ki insan, şey Hegel, hani hayvanlar böyle hemen doğaya uyum sağlıyorlar. Doğduktan 2 gün sonra koşmaya başlıyor bir ceylan ve bir insanlar bunu güzel bir şey olarak görüyorlar. Hayır diyor. Bu çok iyi bir şey değil. İnsan öğrenir, kendini biçimlendirir, kendi kendisinden kendisini yapar. Kendisini nesneleştirir ve ilerletir, özgürleştirir. Falan bunlar T'nin vasıfları. Şimdi dediğim gibi buradaki akıl T'nin bireysel düzeyde insanın bu gelişmesi, kendini yaratma bilme kapasitesi. Ama ben aynı zamanda bir başkalarıyla beraber. T'nin Geist bir öznede açığa çıkıyor ve bilinç olarak açığa çıkıyor. Kendi kendini bilinç. Kendi kendini anlama ve özgürleşme. Ama aynı zamanda biz başkalarıyla beraber varız. Sosyal bir yaşamın içindeyiz. Ve onlarla bir arada kendimizi kavruyoruz. Ve bundan oluşturduğu da bir totalite var. Bunun içinde de bir yasallık ve düzen var. İşte genel olarak bu totaliteye de, buradaki düzene de, buradaki akla da Hegel nesnelsin diyor. Ailede, toplumda ve devlette açığa çıkan bu bütünlükte. Ve her halkın belli bir şeyi vardır diyor. Bir tini vardır. Volksgeist diyor. Her derden aldığı kavram. Halkın bilinci aslında kim olduğunuzu, siz nasıl kendiniz kim olduğunuzu anlamaya çalışıyorsanız mücadele sürecinde, bütün hayatın mücadelesi, bir halkın bilinci de Volksgeist'ı da kim olduğuna karar verme sürecidir. Bir halk aslında kendi kendisinin bilincine varmaya çalışır. Burada kendi kendisinin bilincine varmaya çalışıyor. Hegel hep şunu diyor, bakın sakın bir halkı bir ahlak görüşüne göre yargılamayın. Roma'nın kendi düzeni var. Hint'in kendi düzeni var. Kendi coğrafyası var. Kendi töreleri var. Kendi etkinlikleri var. Bu etkinlikleri içerisinde bunlar kendini kavramaya çalışır. Bir şeyi gerçekleştirmeye çalışırlar. Belli şartları vardır. Yani Hint'e uyguladığınız mantığı Rusya'ya uygulayamazsınız. Çünkü oranın tarzı başka. İnsan biçimi başka, coğrafyası başka, töreleri başka. Bu halk, bunların her birisi bizim insanlığın genel olarak kendini tanımasına, bir halk bir yere varmaya çalışır. Dolayısıyla aslında bütün eylemi bir halkın kendini anlamaya çalışmaktır diyor Hegel. Dolayısıyla aslında iktidarla kimin geldiği de çok önemli değil. Bazıları derler ki diyor, iktidarla o değil de bu olsaydı, kanuni gitmeseydi böyle olmazdı falan. Diyor ki bu ya, saçma bir fikir. Çünkü bireyler yönetmiyorlar. Tarihin gidişi tinin kendinde olduğu şeyin bilgisine varmak için kendini işlemesiyle olur. Az önce tin kavramını açıkladık. Her halkın ilkesi de kendindedir. Ona erişmeye çalışır. Ereğine vardı mı dünyadaki işi sona erer. Bir halk kendini bulmaya çalışır. Ve burada aslında birey sadece bu halkın içerisindedir. Türün içerisinde bir parçadır. Birey hiç yok burada. Çünkü bir halk belli bir mekanda var olan dünyayı dönüştürür. Dinleri, töresi, sanatı, anayasası, politik yasaları, eğilimleri ve eylemleri vardır. Ortaya bir şeyler koyar. İşte halk budur diyor. Yani halk dediğim şey budur. Yani bir halktan kastım diyor bir herhangi bir coğrafyadaki birliktelik değildir. Ortak bir töreleri, sanatı, düşüncesi ve eylemleri, yapıtları olacak. Peki birey nerede burada? Birey yok diyor. Birey halka hazır olur. Yapıt ortadadır, bireylere düşen ona katılmaktır. Hegel her zaman şunu söyler, ben hiçbir zaman tekillerden yola çıkarak atomistik, liberal bir adam olmadım. Yani halk vardır zaten. İnsanlar ona katılarak zaten insan olurlar yani. İnsanlar Hüdayi Nabit böyle birey değildir hiçbir zaman. Çünkü bir adam adam olmak için halkın şeyine yani dil alıyorsun bir kere. Dille katılıyorsun. Bir toplumun içine katılıyorsun. İnsanlar toplumu hazır bulurlar. Halk bir organizma gibidir.
ve ereğine ermişse, amacına ulaşmışsa ilgisi söner. Şimdi halkın bütün isteği kendisini bulmaktır diyor Hegel. Kendini gerçekleştiği anda artık zevkine varmış demek. Çünkü halk da bir organizma gibidir. Hayvanın bütün arzusu nedir? Rahatlamak. İçindeki çelişkiyi açmak. Yani çünkü hayvanın bir benliği var, dünyadan farklı. Dünya onu yok etmek istiyor. Çözülüp dünyaya karıştığında hayvan biter. Organizma nedir? Kendi bütünlüğünü koruyabilmek demektir. Kendi bütünlüğünü korumanız için neye ihtiyacınız var? Dış dünyaya ilişkiye geçmeye ihtiyacınız var. Şeker lazım, glikoz lazım, şey lazım, protein lazım. Bu ihtiyaç hasıl olduğunda, yani bütünlüğü koruma ihtiyacı hasıl olduğunda dış dünyaya yöneliyorsunuz ve onda bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Tatmin olduğunuzda dışarı ile içerisi denge kurulduğunda, homeostazi gerçekleştiğinde sakinleşiyorsunuz, uyuyorsunuz artık. Mücadele etmiyorsunuz. Mücadelenin olduğu yerde kendini koruma ihtiyacı, kendini bütünleştirme ihtiyacı olduğu yerde etkinlik vardır. Hegel'e göre eğer bir halkta çelişki varsa, bir mücadele azmi varsa işte o halkta gerçek bir hareket dinamizm vardır. Yani Hegel Türkiye'ye gelse mesela Türkiye onu belki şey yapabilirdi, heyecanlanır. Ya çelişki olacak. Çünkü o onları canlı kılar. Eğer Ege mesela Avrupa'ya gitse, Almanya'nın şimdiki halini görse, böyle derdi. Burası yapacağını yapmış. Çünkü o halk zevkine varmış demektir. Artık onlarda etkinlik yoktur. Onlar kendi kendilerini anlatırlar. Tam Hegel'in yaptığı şey. Avrupa tarihi, Avrupa merkezci anlatıyor ya. Artık alışkanlığa teslim olurlar. Adamlarda yasa düzen var kardeşim işte, yani her şey düzen tıkır tıkır işliyor. Çünkü alışkanlık haline gelir doğal. Ve böylece aslında onlar diyor, Avrupalı diyor, ölümünü beklerler. Çünkü Avrupa demokrasiyi çıkarttı ama meyvesini onlar yiyemiyorlar. Bir halkın yaşamı bu meyveyi olgunlaştırır ama onu yiyemez. O meyve ona acı gelir. Meyve yeniden tohum olur ve başka bir halkın tohumu olur. Bir halkın ölümü yenisinin doğumuyla olur ve ilerleme böyle basamak basamak doğru ilerler. Yani dünya tarihinde halklar vardır. Bireyler yoktur. Halk kendisini gerçekleştirmeye çalışır. Peki, nerede bu birey? Aslında düşünmeye gel, ben çünkü manyak gibi durdum değil mi diyor yani. Halklar kendini gerçekleştirmeye çalışıyor, hiç insanlar yok falan filan. O kadar da saf değilim diyor. Siz beni hep öyle zannediyorsunuz ama bak ben hemen şeyi çekiyorum diyor. Size sollama yapıyorum diyor. Çünkü tarihe ilk bakışta bile bu etkinlik oyununda Schauspiel der Tätigkeit diyor. İpler bireylerin elindedir. Yani akıllı bir adam herhalde ki tarihe baktığında hiç öyle halkın kendinin bilincine varması, özgürlüğüne açılması falan böyle abuk sabuk şeyler görmeyecek yani. İhtiyaçlar, tutkular, ilgiler, çakallıklar, çıkarlar, ihanetler bilmem bunlar, yani tarih bunlardan oluşuyor. Bencilliğin tatmini en büyük etkendir. Yani kimse gidip de şey için yapmıyor yani. Özgürlük açılsın da falan, vatan millet, halkımın tini falan. Ben diyor saf mıyım, bunları görmüyor muyum diyor. Hepinizden akıllıyım diyor. Tabii ki görüyorum bunları diyor yani. Tarihte ilk bakışta baktığında her yerde tutkular var. Tarih, bu çok meşhur bir cümlesidir Hegel'in. Halkların mutluluğunun, devletin bilgeliğinin, bireylerin erdemliğinin kurban edilmek için götürüldüğü bir mezbaha gözüyle görülebilir. Tarihte iyi güzel ne varsa götürülüp kurban edilir. Mutluluğun, bilgeliğin, erdemlerin hepsinin katledildiği Diese Schlachtbank diyor. Bu mezbaha şeyi, tahtası. Tarihte mutluluk yok. Etrafta acı var. Çünkü insanlar kötü. Tarihin mutlu sayfaları boş sayfalardır. Tarihte mutluluk yok. Tarihin amacı da böyle çok güzel günlere ulaşmak falan değil. Güzel günlere geleceğiz. Motorlu günler falan. Öyle bir şey yok diyor yani. Tarihte öyle bir olay yok. Hiç öyle beklemeyin diyor ya. Çünkü tinin esası huzura ermek değil. Yani Hegel huzur tindedir, tine gelin falan demiyor. Tinin amacı etkinliktir diyor. Etkin olmak için de ilgiye ihtiyaç var. Arzu. Az önce dedim ya arzu. Yani yönelmen için, saldırman için sende bir eksikliği, bir gayret olması lazım. Bu da ilgiyi getiriyor. Bu da ilgi, alaka, tutku, çıkar ve ihtiyaçları getiriyor.
Şimdi tarihin soyutu, özgürlüğü, kendini bilme falan filan dedik ama diyor tarih gerçekte tutkularla ilerler. Birey geldi bakın tutkular hırslarıyla beraber ama idea tamam özgürlük, kendini gerçekleştirmeye bunlar soyut kısmı. Gerçekliğe uzanan kolu tutkulardır. Herkes hırsları yüzünden bu tarihe, halka bilmem neye filan katılır. Ama enteresan bir şey de var. İdea da bunu kullanır diyor. Mesela insan ev yapar. Doğaya karşı yapar ama doğayı kullanır değil mi? Doğayı kullanarak doğadan kendimizi koruyoruz. İşte idea da diyor kendini gerçekleştirirken kendi karşısını kullanır. İdea değil mi? Saf, akıl, özgürlük bilmem ne. Öbür tarafına bak tutkular. Beden, istek, arzu, heves. Etin neydi? Bundan kurtulma isteğiydi. Bundan kurtulmaya çalışırken bunları kullanır aslında diyor. Dünyada çünkü hiçbir yüce şey tutku olmadan meydana getirilmemiştir. Hegel şunu çok güzel. Hırs kötü bir şey değildir diyor. Hırs çok iyi bir şeydir. Tutku çok iyi bir şeydir. Ha, uzaktan bakınca evet hani beni diyor çok şey bir felsefeci zannediyorsunuz değil mi diyor yani böyle akıl makıl falan her şeye böyle sakin yaklaşıyor bilen. Hayır diyor abi hırs çok iyi bir şeydir. Tutku çok güzel bir şeydir. Hegel şeye çok karşıdır. Böyle bir zühde çok karşıdır yani. Dünyada hiçbir şey tutku olmadan Leidenschaft, arzu, tutku, heves olmadan meydana gelmez. İsteklerden, ilgilerden ve etkinliklerden oluşan bu muazzam kütle dünya tiniğinin kendi ereğini erişmek için kullandığı araçlardır. İşte Hegel'in meşhur cümlesi bu. List der Vernunft. Aklım kurnazlığı. İşte diyor akıl tutkuları kullanarak toplumları bir yerlere götürür. Onlar zannediyorlar ki diyor ilgilerini gerçekleştirirler ama amaçladıkları şeyden başka bir şey haline. Şimdi akıl bazı insanları kullanır. İnsanların heveslerini kullanır. İnsanlar bir yere varmaya çalışırlar, ilerlemeye çalışırlar, bilmem ne yapmaya çalışırlar. Aslında bu tutkularıyla bir halkın veyahut da dünya tarihindeki gelişecek, açığa çıkacak bir şeyin gerçekleşmesini sağlarlar. Farkına vardıklarında aslında açığa çıkan şey kendi planladıkları şey değildir. Buna kendi arzularına ulaşmaya çalışıyorlar ama başka bir şey gerçekleşiyor. İlgilerini gerçekleştirirler ama amaçladıkları başka bir şeydir. Hani Weber'in amaçlanmamış şeyler diyor ya, unintended consequences. Yani onlar başka bir şey hedefliyorlar. Protestanlık başka bir şey hedefliyor. Sonuçta bambaşka bir şey çıkıyor. Siz dini bir amacı gerçekleştirmek için bir tutkuyla yola çıkıyorsunuz. Sonuç sekülerleşme oluyor filan. Yani tutkular kendi amacı için kullanması işte aklın hilesidir. Ege burada gene enteresan bir şey yapıyor yani. Hani bu da bizim hilemiz olsun diye. Evet dünyada tutkular var, öbür tarafta akıl var. Bu ikisi nasıl birleşecek? Ata binmiş giden dünya tini diyor Napolyon için. Bunlar tarihteki büyük insanlardır. Dünya tininin istencini oluşturan zemin onların kişisel amaçları. Ya Napolyon çok hayırlı böyle müthiş bir insan. Dünya tinini uçurdu falan değil. Bu adam hırslı bir adam diyor yani. Ama bunun hırsı senin benim hırsım gibi değil işte diyor. Bunlar bazı özel kişiler yine birey ortaya çıkıyor. Halk bunların etrafında. Bu başkanın reisi bilmem kimin işte şey padişah şah filan etrafında toplanır. Bunlar işte Cengiz Han filan böyle büyük adamlar milleti etrafına toplarlar. Bunlar diyor tarihin kapısını açarlar aslında. Şimdiki zamanın henüz açılmamış kapısını çalan gizli tindir bu diyor. İnsanlara olmak istedikleri şeyi hatırlatırlar. Zamanı gelmiş zorunlu bir şeyi açığa çıkarır. Bunlar farkında değildir. Aslında yani İskender veya Napolyon böyle bir şey açmaya çalışıyorum ben diye uğraşmıyor aslında. Tamamen tutkularının peşinden gidiyor. Ama öyle bir şekle, öyle bir atılımla gidiyor ki yani milleti de peşine takarak gidiyor ve dünya da değişiyor burada. İnsanın kendine dair bilinci değişiyor yani. Napolyon'un Fransız İhtilali'nin o devamını düşünün yani. Bunu insanlar şey için yapmıyorlar değil mi? Dünya tarihi değişsin diye. Ama sonunda dünya tarihi değişiyor. Çünkü insanlar ne istediklerini, ne olduğunu bildiren tarihe mal olmuş büyük insanlardır. Zordur insanın ne istediğini bilmesi. Güzel bir cümle söylüyor. Yani insan kendisinin çoğu zaman ne istediğini bilmez. Ama ne olduğunu da bilmez bazen. Çünkü böyle zalim insanlar, böyle büyük diktatörler bilmem ne, öyle bir şaşırtıyor insanı ki yani bir şey de yapamıyorsunuz karşısında. Alıyor şeyi bir yere götürüyor. Bir yerden bir yere taşıyor yani devleti, toplumu filan. Ve toplumda bir şekilde ona kapılıp gidiyor yani. Buna hani ahlaki değerlerle şunlarla bunlarla karşı çıkamıyorsunuz. Çünkü o halkın oraya gitme zamanı gelmiş artık yani.
o erginliğe ulaşmış, o duruma gelmiş. O da kendi hırslarını ve halkın heveslerini kullanarak alıp onları bir yere doğru getiriyor. Belki de felakete götürüyor, onu da bilemiyoruz. Hırslı insanlar zannedilir bunlar. Genelde sevilmezler. Patosları aslında evrenseldir, yani tutkuları evrenseldir. İstedikleri genel olandır. Psikolojik çok bilmişler diyor, onu yargılarlar. Çok hırsından dolayı yapıyor, çok fazla hırslı, böyle olmaz filan derler. Ama ilerleyen büyük karakterler yolun üzerindeki bazı masum çiçekleri ezerler ve ezmek zorundadır. Dünya tarihinde zaten mutlu sayfalar yoktur. Bunlar aslında halkları alıp bir yere götürürler. Bakın birey gene çıktı ortaya. Şimdi insanlar bunları hırslı görüyorlar. Ya o aslında var ya, hiç öyle bildiğin gibi yüce bir insan değil. Ben sana bir İskender'i bir anlatayım var ya, o böyle pis bir insan falan filan. Şöyle bir laf vardır diyor Hegel. Uçak için kahraman yoktur. Yani işte adamın ayağı kokuyor bilmem ne, şöyle bir küfür ediyor, böyle bir tatsız bir adam filan. Uçak için kahraman yoktur diyor. Böyle der Fransızlar diyor yani. Ama ben ona şunu ekliyorum diyor. O kahraman olmadığı için değil, ötekisi uçak olduğu için. Diyor ki çünkü uçak ondaki kahramanlığın ne olduğunu göremez. Onu da kendisi gibi bir adam zannediyor. Çünkü dünyası küçük. Aa baksana ya, o da bizim gibi hırsları, hevesleri var filan diye görür. O kendisinin zihni küçük olduğu için diyor, onun kahramanlığını göremez. O adam normal insan gibi olduğu için onu zanneder ki o adam şey, kahraman değil. Uşak için kahraman yoktur. Ama o kahraman olmadığı için değil, öteki uşak olduğu için. Kahramanlıktaki bu kahramanlığı görmek önemli diyor Hegel. Şimdi öyleyse bu tekellik neden önemli? Bu birey niye önemli? Çünkü ideanın gerçekleşmesini, halkın olması gereken yere ulaşmasını sağlayan bu bir kişi. Tekil, bu bir kişi. Halk, bir grup, partiküler, evrenselleşme, ideanın açılması, üçünü birleştiren bu tek kişi Napolyon gibi kişiler, İskender gibi kişiler. Öyleyse niye devlet? Özel istekle genelin birliğine biz devlet diyoruz. Devlet bu bütünlüktür. Demek ki yani Hegel şimdi tarihte iki şey var diyor. Bir tarafta özgürlük ideası, bir tarafta ilgiler, tutkular. Bireyler, özgürlük fikri. Kişisel isteklerle, genelin birlikteliği. Yani akli birliktelikle, cinsel birliktelikle tek tek bireyleri birleştirdiğimizde ortaya devlet çıkıyor. Öyleyse bir tarafta evrensel var özgürlük, öbür tarafta istekler, tutkular, birey var. Özgürlükle bireyin birleşmesi, bireydeki evrensel, evrenseldeki birey de devlettir. O zaman diyor konumuz devlet olacak. Şimdi benim söylediğim şu diyor, tarih ideanın açılmasıdır. İdea neydi? Tekil, evrensel ve partikülün birleşmesi. Bu birliktelik nerede sağlanıyor? Devlette sağlanıyor. İstekler, bireyler, genellik, evrensellik, özgürlük. Bu ikisi nerede birleşiyor? Devlette birleşiyor. O zaman konumuz devlet. Devlet gözümüzün önünde gerçek ahlaki yaşamdır. Birey ancak devlette hakiki akılsal varlığına kavuşur. Akıl neydi? Totalite. Totalite yasal bütünlük. Bireyler ancak bu yasal bütünlüğe katı kalıştıklarında, evrensele kendini uydurduklarında, kendi doğallıklarından vazgeçtiklerinde akla uygun olurlar. İşte milli eğitimin de bütün amacı bireyi özellikten kurtarıp, kişisellikten kurtarıp devlet için bir adam haline getirmek, onu içlemek, nesnelleştirmektir. Devlet vatandaşlar için var değildir. Vatandaşlara devlet için var değil. Yani Hegel liberal değil ama tam komünitaryen de değil. Devlet önümüzde duran tanrısal idealdir. O halde devlet dünya tarihinin konusudur. Dünya tarihinde ne var dedik? Özgürlük ideası var dedik. Soyut, istekler, tutkular, çıkarlar var dedik. Bireysel istekler. Bireysellikle özgürlüğün birleşmesi dedi devlet. O halde devlet dünya tarihinin konusudur. Çünkü devlet insanın ikinci doğasıdır. Şimdi sanırım her şeyi açıkladım. Dünyanın konusu niye devlet? Devlet dediğimde de dört şey var. Ben devletten şunu anlıyorum. Bir, devlet belli bir yerde var olur, belli bir mekandadır ve orayı işler. Dolayısıyla beşeri coğrafya. İki, her devlette belli bir törel, belli bir ahlaki, belli bir yaşam vardır. Dolayısıyla oranın bir aile yapısı vardır, bir töreleri vardır ve etkinlikleri vardır. Meslek etkinlikleri, ticaret mi var, endüstri mi var, sanayi mi var, ona bakacağım diyor. Sonra bir devlet demek anayasa demektir. Hegel bunu çok önemsiyor.
Devletten kastaya gelin anayasa. Niye anayasa? Ya da bir yapıt, illa böyle modern anlamda bir anayasa ortaya koymamış olabilir ama kutsal kitap koymuştur. Vedalar, Upanişatlar koymuştur. Çin'deki işte Konfüçyan yapıtlar ortaya koymuştur. Yani ben kimim dediğinde kendisini ortaya koymuş bir yapıt, ne istiyorum ben, nasıl bir adamım dediğini ortaya koymuş olması lazım. Bir anayasa üretmiş olması lazım. O nedenle yazılı olmayan hiçbir tarihsel geçmişi Hegel adam yerine koymaz. Dolayısıyla Mayaları, İnkaları, Afrikaları ve antropolojik kabilelerin hiçbirisini tarihin içine almaz. Tarihi Çin'de başlatıyor, göreceğiz. Çünkü ona göre kendi yasasını koymuş olması lazım. Ben kimim sorusuna cevap vermiş olması lazım bir halkın. Dolayısıyla hukuk ve anayasa devletin temelidir. Ve tanrı tasarımı. Dinden de bahsedeceğim. Niye dinden bahsedeceğim diyor. Çünkü tanrı tasarımında halk kendini gösterir. Halk tanrıyı tasarlarken kendisini tasarlar. Din halkın kendisiyle ilgili kavramıdır. Bir halkın tanrıyı, yani en yüceyi nasıl düşünüyorsa bir halk, kendisini de öyle düşünüyor demektir. Devlet ve anayasa halkın kendisini nasıl düşündüğünü ifade edilmesi ise aslında din ve devlet aynıdır. Hegel şunu söyler, devlet bir dinden çıkar. Ben hani laiklik karşıtı olarak söylemiyor bunu. Çünkü dinle kastı bu. Kendini tanımada değil. En yüce olarak gördüğü şeyin ne olduğunun ifadesidir. Bir halkın kendini tanıması ve bunu ifade etmesi de anayasadır. Dolayısıyla devlet ve din iç içe. Yani bir halkın nasıl bir dini varsa öyle bir devlet kurar diyor Hegel. Dolayısıyla tanrı tasarımı çok önemli. Dinden de bahsedeceğim diyor. Çünkü dinin yapısı neyse devlet ve anayasa da o yapıdadır. Bunu açıkça söylüyor. Ve sanat ve bilimden bahsedeceğim. Çünkü sanat ve bilim de niye önemli? Çünkü herkes bir şeyler yapıyor, ediyor. Bu çok önemli bir şey değil. İşte İnka kabilesisiniz, bir şeyler inşa ettiniz, tarım yapıyorsunuz falan. Bu çok önemli değil Hegel'e. Önemli olan bu kişisel gündelik çıkarlarının ötesinde bir yapıt çıkarabiliyor musunuz? Kendi yaşamınızın çıkarları ötesinde bunu nesnelleştirebildiniz mi? Kendinize genel soyut bir gözle bakabiliyor musunuz? Bakabiliyorsanız sanatınız ve biliminiz vardır ve felsefeniz vardır. Bunları inceleyeceğim. Dolayısıyla bundan sonra tarih felsefesini inceleyecek. Tek tek tarihteki gelişimi inceleyecek ve bunlara bu beş açıdan bakacak. Coğrafya özelliklerini anlatacak önce. Sonra bunların töresini, mesleğini falan anlatacak. Her bir milletin, Çin'in, Hind'in, Almanların. Hukuk yapısını anlatacak. Din yapısını anlatacak. Ve sanat ve bilime nasıl baktıklarını anlatacak. Ve bunların nasıl sonra her birinin başlayıp nasıl bittiğini, başlayıp nasıl bittiğini ve bunun sonra nihayetinde nasıl bir bütünlük olduğunu, her halkın kendini anlamaya çabalarken insanlığın bütün olarak kendisini nasıl anlamaya çabaladığını, yani öznel tin, her insan kendini anlamaya çalışıyor, her halk kendi olmaya çalıştığı şey olmaya çalışıyor ve bütün bunların birliği de insanlık. Az önce yukarıda anlattım ya, bitiriyorum. İnsanlık nasıl kendine varmaya çalışıyor? Neredeydi o? Bunu anlamış olacağız diyor ve böylece aslında bu gidişatı anladığımız zaman, yani bütün bu her şey, bütün bu hayhuy, insanların birbirini yemesi, yani bireysel tin, consciousness, sonra insanların düzeni, tek tek devletlerin rasyonalitesini anlamak ve bu rasyonalitenin bir bütün olarak sonra insanlığın kendi faaliyetini, spiritusu anlamak, bu üç aşamada düşünme nihayetinde dünya tarihinin girişini verecek bize. Yani aslında Tanrı'nın yeryüzündeki açılımını. Çünkü Tanrı bu gerçeklikten başka bir şey değildir. Çünkü Hegel'e göre Tanrı evrenselin, babanın kendi başkasına dönüşüyor. Oğlu. Sonra oradan da o başkalığı da, yani yaşam canlılığı da olumsuzlayıp tekrar bir maneviyata ve kilisenin yaşamında, daha doğrusu insanların zihninde, bilincinde tanrısallığı yaşaması, göstermesi demek. Dolayısıyla biz bunu anladığımızda, Tanrı'nın nasıl bir şey olduğunu anladığımızda dünya tarihini anlamış olacağız. Ve şu cümleyi söylüyor. Hristiyanlar Tanrı'nın sırlarına sırdaş olduğu ölçüde dünya tarihinin anahtarı elimize geçmiş oluyor. Tarih, Tanrı'nın doğasının belli bir öğe açısından gelişmesidir. Hangi öğe açısından gelişmesidir? Artık cevabımız belli. Din ve özgürlük açısından.
Tanrı'nın özgürlük açısından gelişmesidir. Yani sonuçta incelememiz bir teodizedir. Yani aynı teodize, aynı Rechtfertigung des Göttes, yani Tanrı'nın savunulması. Dünyadaki kötülüğün, ahlaksızlığın kavranması. Çünkü diyor ki Gott regiert die Welt, der Inhalt seiner Regierung, die Vollführung seines Plans ist die Westgeschichte işte. Tanrı'nın planının yeryüzündeki gerçekleşmesi, dünya tarihi. Buradaki Tanrı'nın planını zaten anladınız artık. Yani Hegel böyle bir işte Allah'ın kafasında bir şey var, onu dünyaya aksettiriyor falan değil. Tanrı öyle bir şey değil zaten. Çünkü felsefe bir avuntu değildir. Felsefe uzlaştırıcıdır. Haksızlık gibi görünen şeyin ideyada temellendiğini, aklın bununla tatmin olduğunu gösterir. Şimdi akıl, idea, bilmem ne bunları anladığımız için uzlaştırma nedir? Bu muhafazakarlık mıdır? Bunları da görmüş oluyoruz. Velhasıl her şeyi çözdük. Devlet, akıl, tarih, tanrı yeryüzünde uzlaştı. Her şey bütünleşti. Dünya tarihi ilerliyor ve özgürlüğe doğru açılıyor. Hegel'in bu karmaşık cümleleri, artık şuraya döndüğümüzde az önce hiçbir şey anlamadım cümleyi. Çünkü o sonrasız olarak kendinde olan, kendisi için geçmiş diye bir şeyin olmadığı tindir ya da idedir. Ruhların kılavuzu ide gerçekten halkların ve dünyanın kılavuzudur. Tin ise olayları yönlendirmiş olan, yönlendiren buyrukları akla dayalı istencidir. Bu cümleyi hala yine anlayamıyor olabiliriz. Ama anlamak için büyük efor sarf ettik. Aklı tarihselleştirmek, tarihi akleleştirmek, Hegel'in metafiziği, temel kavramlarını anladık. Neden böyle bir tarih fikri var? Tin'den ne anlatmaya çalışıyor? Neden insan doğal bir şey değil de tinsel bir şey? Neden tarihte ilerleme var? Neden bu ilerleme bir açılma süreci olarak adım adım ilerliyor ve neden buranın bir amacı var? Bu amaç gerçekleşiyor ama bu bir plan değil filan. Bunları büyük oranda izah etmeye çalıştım. Oldukça yorucu olduğunun farkındayım. Bundan sonraki derslerin umarım bu kadar yorucu olmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu kısım en karmaşık giriş kısmıydı. Bundan sonra size tek tek Hint medeniyeti, Fars medeniyeti, Çinliler, Yunanlılar, Romalılar, önümüzdeki derste inşallah bunları anlatacağız. Romalılara kadar dünya tarihini anlatacağız. Daha sonra Hristiyanlıkla beraber, Milat'la beraber dünya tarihinin değişimini, sonra İslam, Roma, İslam, Batı ve nihayet modern devlete gelişi anlatacağız ve üçüncü dersimizde inşallah bu hikayeyi tamamlandırmış olacağız. Şimdilik burada durabiliriz.